üniversitemizde ağırlıyoruz. Konuklarımıza öncelikle hoş geldiniz. Söyleşilerini gerçekleştirmek üzere sahneye davet ediyorum. Yani bir cumartesi günü burada bize eşlik ettiğiniz için önce teşekkür ederiz. Bu kadar katılım beklemiyorduk valla. Dedik herkes sınav haftası falan kaydarmıştır, gitmiştir bir yere. Valla buradasınız. Süpersiniz. Siz de hoş geldiniz. Evet, bir Kıbrıs Cumartesi'nden daha herkese merhabalar. Ne mutlu ki burada olmak. Seviyoruz gerçekten. Sizler de cumartesinizi bize ayırdınız. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Başta böyle şey olacak, bir acaba sen sorsak mı, sormasak mı, ne yapsak diyelim mi? Hiç sıkıntı yaratmayın. Biz çok güzel açıyoruz sonra böyle yavaş yavaş. Çok güzel muhabbet alıyor. Sadece ilk soruyu gelmesi çok önemli. Daha... İşte. Evet. Alkışlıyoruz o zaman. Özlem Hanım 7 numarada 29 yaşındaydınız ve anne rolünde oynuyordunuz. Ben hatırlamıyorum 29 yaşındaydım. İnternetten hesapladım. Çok sık geldiniz. Ve 80'lerde de şu an anne rolündesiniz. Evet. Bugünkü yaşımı da söyle. onu söyleyelim. Güzel, güzel. Şey. Ben 30 yaşımı saklamıyorum. 71'liyim yani. 73-74. Niye hep anne rolünde oynuyorsun? Valla yavrum galiba çiftken kaybettim. Ben böyle tombul tatlı falan görünce o şey can kız oynatacak halleri yok ya. Bak ya o kızların burada. Şöyle bir şansımız var. Bir kere bizim dizi bir bölümü iki günde çekiliyor.
set şartları çok rahat. Hani biz bundan şikayetçiyiz desek olmaz yani. Bizim için o açıdan bir sıkıntı yok. Çok güzel geçiyor, çok keyifli geçiyor. Hatta belki öyle düşünmüyorum bilmiyorum ama. Yok canım. Şimdi 4 sezondur devam eden bir dizi haliyle birbirine alışmış bir ekip. Set ekibi de dahil buna. Ondan dolayı işlerimiz biraz hızlı ilerliyor. Çünkü artık herkes kaşının gözünün oynamasından ne yapacağını çok iyi bilebiliyor. Ve işte Begüm'ün de dediği gibi biraz aile gibi olduğumuz için özel hayatımızda da hep beraber neredeyse vakit geçirdiğimiz için artık birbirimize çok alışkınız. O yüzden bu bizim sette birbirimizle itişimimiz, kakışmamız ya da ona benzer işte sıkıntılarımız hiçbir zaman olmuyor. Gayet keyifli ilerliyor. Dediği gibi Begüm'ün 2 günde bitiyor. Baktığımız zaman televizyon piyasasındaki diğer dizilere bu kadar kısa sürede bir bölüm çekilmiyor. Hatta biz bazen şey falan yapıyoruz. Yalan söylüyoruz bazen. İşte 3-4 evet. bölüm oluyor falan. Evet, 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 aynen. Yani. Ya hatta 2 günde bile fazladan bölüm çıktı. Oldu defalarca yani. Bir şey oldu. Gayet o da biraz fazla yani. Alışmaktan var. Şey, oyuncu milleti biraz egoludur belki. Hani duymuşsunuzdur bilirsiniz. Hani hep illa bir kapris, bir böyle bir arıza, bir şey. Her sette böyle bir hani bir kılçık vardır ya. İşte öyle anlatılır. İşte o bizim sette yok. Bağını dövdük. Şikayetleriniz için hiçbir şey yok. Yani. Vallahi yok. Çok ayıp olur ya şikayet diyoruz dese. Evet. Böyle hani şikayet ettikleri bazı şeyler vardır ya setlerde mesela mesai saatlerinin uzun olması işte 12 saat sette çalışıyoruz, 24 saat çalışıyoruz falan diye. Drama sizin çeken, bir sıkıntınız yok o zaman. Drama çeken arkadaşlarımız hala o koşullarda çalışıyorlar o evli gerçeklik var. Yani çok da haklılar. 5-6 günde bir bölüm çekiyorlar ki bir sinema filmi uzunluğunda neredeyse bir dizi bölümü çekiyorlar. Orada ekip tabii en çok yoruluyor aslına bakarsanız. Hani oyuncular en azından öbür sahneler çekilirken gidip kenarda dinlenebiliyor ama ekip tamamen yani çalışıyor. Biz sitcom çektiğimiz için, orada bir sokak vesaire koskoca bir ecza fabrikasının içinde kurulu yani. Üstümüzde bizim çatı var. O yüzden hava koşulları bizi ilgilendirmiyor. Yağmur yağabilir, kar yağabilir, güneş açar kapar, bizim için fark etmiyor. Evet, etkilemiyor. Biz iyi şanslılardanız o anlamda. Teşekkürler, sağ olun. Mikrofonu gerek yok. İki sorum var benim. Birincisi dönem dizisi çekmek zor mu? Şimdi 80 dönemini canlandırıyorsunuz. Hani dizinin 80'ler. Hani dönem dizisi olarak çekmek zor mu? İkincisi de Niyazi karakteri niye değişti? Stratejik soruyu ikiye takmak. Dönem dizisi çekmek zor tabii. Sanat grubunun büyük başarısı o anlamda. Bir de 80'ler dediğiniz tabii hiçbiriniz 80'lerle ilgili bir fikriniz yok değil mi? Bilmiyorum. Okuduk. Okuduk. Ama Türkiye genelini düşündüğünde 80'ler çok yakın hafıza yani herkes işte aa benim annemin evi, aa aynı halamın çekyatı falan durumunda hep hafıza tazeliyor. O yüzden bizim şeyimiz, sanat kurumumuz çok başarılı. Niyazi sorusunda arkadaşım diyor. Buyurun. Şimdi döndük. Gördünüz. yani hani Niyazi'nin neden değiştiği ya da neden gittiği ile ilgili ciddi anlamda herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Büyük ihtimalle hani kendi öz tutumuyla alakalı bir şeydi. Gitmek istedi herhalde, ayrılmak istedi. Ayrıldı. Ciddi anlamda oturup hani konuşmadık ya Vural abi sen niye gidiyorsun ya falan demedik. Gitti bir gün. Ertesi gününde göremedik kendisini. Gelmedi bir şey. Ben de alamadık yani. Bir şey gelmedi yani. Bir daha da gelmedi gerçekten. Yani hani tam bilgiye sahip değil. Abi de bildiğim kadarıyla final, bu sene final yapacaksınız değil mi? Hayır. Önümüzdeki sene devam ediyor. Sezon finali olacak. Yani 3 bölüm sonra sezon finali yapıyoruz. 4. sezonumuzu bitiriyoruz. Ya bir ara hani bu sene bitiriyoruz gibi bir şeyler vardı değil mi? Yok hiç öyle bir şey olmadı. Tamam o sıkıntı yok. Yani öyle sezon olmayacak finali. İnşallah olmaz. Evet evet sizi seveyim. Sevmeli. Merhabalar. Dizinin ilk bölümünde günümüzle paralel gidiyordu. Ahmetlerin ilerideki yaşlanmaktan gösteriyordu. Ama bayağı da fazla bir
günümüze doğru gitmiyor. Finalde o günümüzle bağlanacak mı? Yani o gibi üst kardeşim oluşacak falan öyle bir şeyler olacak mı? Aynen Dertaş'ta o 2000'ler bizim başımıza. Üff, Nazlı'yla Elvan evlenmemiş. Vay efendim nasıl evlenecekler falan filan. O bayağı keşke yapmasaymışız filan diye düşündüğümüz oldu açıkçası. Tabii şimdi yani seyirci çok hatırlıyor. Oraya doğru gidiyor zaten olaylar değil mi? Evet, evet. Ben müteahhitler oluyorum. Evet. Yani şimdi haliyle senaryo kurduğunun baştan yaptığı bir düşündüğü bir olay vardı. O olayda böyle çok kısa hani bir iki bölüm falan sürmedi. Bayağı uzun bir süre seyirciye gösterildi. Öyle olunca seyirci de haliyle ne olursa olsun şu an yani hani bu sezon 160. bölümde bitecek. Yani 160 bölüm izlemiş dahi olsa seyirci. Yine de ne olursa olsun biliyor ki bir 15-20 bölüm böyle bir 2012'lere, 2014'lere gidip geldi falan. Tabii haliyle iyi izleyici diyor ki bunun sonu nereye bağlanacak? Onu bekliyor. Yavaş yavaş da... Kardeşler nasıl gösteriyor? Tabii yavaş yavaş da işte o taraflara doğru yaşlar ilerledikçe işte mesela hani Şoray'ın yani Ahmet'in Gülden'le evlenme durumu mesela. Onun amacı yavaş biraz, yavaş geliyor yani. Biraz da şeydi mesela ne olduğunu biliyoruz diyor herkes. Evet ne olduğunu biliyorsunuz ama nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Nasıl olduğunu izletmekte aslında. O yüzden hani yavaş yavaş dediği gibi Arkan'ın oraya doğru gidiyor. Bir de ilk bölümlerde günümüzde Çağatay'ın da evlendiği bir hanım var. Daha sonra o hanım dizden ayrıldı galiba. O nasıl tekrardan birleşecek? Valla işte onlar senaryo grubunun işi. Nasıl birleştireceklerse artık. Bize de böyle sonra oynuyoruz. Ya herhalde bir bölüm yine birleşmeye gelir ya. Atmak yerine hakikaten öyle bir şey yapıyor. Bizim valla depolar falan bayağı doluyor. Yani 2-3 tane ev çıkar bizim depolar. Gerçekten. Kostümlerimizde çok yetenekli bir tercihimiz ve kostümcümüz var. Bayağı atölyemiz var. Orada dikiliyor kostümler. Yani o Erdoğan'ın böyle canlı şeyleri falan onlar dikiliyor yani. Onlar geldi. Senin en sevdiğin arkadaşın kim? Hadi bakalım.
Yanında olsun bir sorusu. Evet. İlk 80'ler dizisinin senaryosu geldiğinde okuduğunuzda ilk an ne düşündünüz üçünüzde? Ortada hiçbir şey yok. Sadece kağıt geldi. Hani okudunuz. Yapımcıyla yani yönetmenle konuştunuz. İlk fikriniz neydi? Olacak ya da olmayacak ne düşündünüz? Bana çok samimi gelmişti ya. Yani benim hiç yani kadronun büyük kısmının tabii yetişemediği dönem ama benim çocukluğum olduğu için bana çok samimi ve çok hoş gelmişti. Öyle de oldu zaten. Hani okuma provalarını falan da biz de dekorun içinde yapmıştık yani sette. İlk okuma provalarını. Ve çok güzel gelmişti bana. Yani samimi gelmişti. Ben 4. bölümde girdim. Bana ilk geldiğinde ben gerçekten çok heyecanlandım. Çünkü 80'ler dönemini hiç yaşamamış bir insanım. 89 doğumluyum zaten. Nasıl yapacağım, nasıl olacak? Hani tamam duyuyorsun annenden, babandan bir şekilde ama bilmiyorsun ki yani sonuçta. Hani nasıl adapte olabilecek miyim? Ne yapmam gerekiyor? Araştırmamı yapmam gerekiyor diye çok heyecanlanmıştı. Ama gerçekten çok samimi gözüküyordu. Sete gittikten sonra, herkese tanıştıktan sonra da öyle olacağına daha çok emin oldum. Ben 8. bölümde girdim diziye. Nasıl anlattım? Benimki birazcık enteresan oldu. Şöyle, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda oynuyordum o dönem. Hatta provaya giderken Ceyhun Fersoy, bizim Almancı şairle oynayan arkadaşım, telefon açtı. Dedi ki böyle böyle bir rol güven seninle görüşmek istiyor dedi. Ufak bir rol varmış dedi. Onu hani seni söyledim dedi, bir konuşum falan. Ben de bayağı o gün prova, bir de Ali Poyrazoğlu'nun provasına gitmemek ayvayı yedim anlamına gelir ama hani zar zor bir izin aldım ve bir rol güvenle konuşmaya gittim. Lahmacuncu rolü var. Hani sokaklarda lahmacun satarlar ya, bilmem hatırlar mısınız, kutunun içinde falan. Öyle bir rol, iki bölüm falan oynayacaktı. Biz oturduk, işte lahmacuncunun tekstisi de yazılmış. 3-5 kelimeden oluşuyor, onu konuştuk. Konuşurken birdenbire işte ne yaparsın, ne edersin, onu böyle mi oynayayım, şöyle mi yapalım, ben sen şöyle oyna, böyle oyna derken o yapacağımız 15 dakikalık konuşma 3,5 saatlik bir konuşmaya dönüştü. Bir rol güven, senaristler, dizinin yönetmeni Müfit abi falan işte Ceyhun hep beraber böyle konuşurken birdenbire bu işte yaptığım şeylerden yola çıkarak dedi ki Darıca dedi, Butik Ali diye bir adam var dedi. Bu adam dedi bir şeyler satar dedi, getirirdi tahta kaleler, işte gümrüklerden falan. Mesela biz ilk kot pantolonu ondan aldık dedi, işte ilk saatlerimizi falan ondan aldık dedi. Sonra zamanla dedi, bu bir tane dükkan açtı ve o dükkanın adını da dedi, Butik Ali Boy dedi. Sen dedi işte bu lahmacunu satarken falan iyi satıyorsun, iyi şey oldu. Biz sana böyle bir şey yapalım dedi. 2-3 bölüm dedi. Birinci bölümünde dedi saat, ikinci bölümünde kod, üçüncü bölümünde başka bir şey satarsın dedi. Bir deneriz seni, bakalım dedi, Butik Ali'ye şey yapıyor musun dedi. Başladım ve Butik Ali aldı gitti. Bu arada Butik Ali de gerçekten yaşamış ve bir kavgada rahmetli olmuş. İnşallah dedi hani senin de sonu böyle olmaz. Yani dedim ya fikir sebebi ne olduğum ben yani ne demek olmaz dedim. Teşekkür ederim. Dördüncü sezonu denedik. Butik Ali devam ediyor. Onun da ruhunu devamlı şair ediyoruz. Buradan devamlı selam çekiyoruz ona. Her meydanı yani o başlayan ve biten bir şey.
Ama dizi ve sinema, yani televizyon ve sinema daha doğrusu çok öyle değil. Dura kalka, işte yanlışları düzelte, araya bula. Ama tiyatroda 30-40 provada ne yaparsan Allah ne verdiyse onunla çıkıp 2 saat, 2,5 saat sahnede seyirciyi altyazıyla geçebiliyorsun. Kusura bakmayın, aslında ben onu öyle düşünmüştüm ama onun aynı böyle şeyler de yok. Olduğu kadarında sahnedesin bütün canlı kadınla. Tabii sinema ve televizyonda böyle bir durum yok. Ben de şey sormak istiyorum. Mesela Ozan'ın bugünün tek projesi okuman yok ya. Hani siz de 4 sezonluk çekiyorsunuz. Alışkanlık oldu bir sürü. Mesela bugüne gelince hani arıyor musunuz onu ya da aramıyor musunuz? Böyle daha mı yetiyorsunuz? Yani şu an... Çok teknoloji yok. Evet, şu an günümüzde mesela siz de alıştınız mı? Hani bazı teknolojiler olmasa da olur gibi darlıyor. Yani biz orada hani çekim başlıyor diyene kadar teknolojinin içindeyiz zaten. İçin, evet. Vazgeçmiyoruz ilk bir saniye falan. Bir saniye falan. Arkadaşlar siz orada mısınız falan. Alışınca mikrofon yok aslında. Ama hani şeye vurduğumuz zaman hani ben 82 doğumluyum. Belki hani çocukluğum falan geçti ama 80'li yılları bilmem. Ama hep şöyle denilir ya işte 80'li yıllar etkisini 90'da devam ettirir. 90'lı yıllarda bir ilerleyen dönemlerinde devam ettirir şeklinde. Yanlış hatırlamıyorsam cep telefonları 94 ya da 95 yılında çıkmış. O zamana kadar gayet de bilincim yerindeydi. Cep telefonu olmadan da yaşanılabiliyordu. Ondan sonra evimize ilk telefon bağlandığı zamanı hatırlıyorum. Telefon yokken de yaşanılabiliyordu. Ya da ne bileyim televizyonun içinde 150-200 tane kanal olmadan da tek kanallı idare edilebiliyordu. Vallahi yenilik, işte teknoloji devamlı kanımıza girip duruyor. Yani yapacak bir şey yok, kurtulamıyoruz ondan yani. Çok kolay alışıyoruz konfora girmekte ama o zaman tabii daha biraz da daha samimi miymiş acaba ilişkiler bu yüzden, sırf bu yüzden. Hani bir kız bir çocukla buluşmak için oha neler yaparmış falan hani işte bir SMS hop. Hani şeyler oluyor hayatta. O zaman pek öyle değilmiş. Daha da kıymetli oluyormuş o yüzden. Bir de şimdiki genç bir mektup yazmayı da bilmiyor. Mektup yazmak değil mi? Evet. En son mektup işte şeyde apartmanın önünde ne zaman size ait bir zarf gördünüz? Şöyle üstünde adınız yazan pul, postane yazısı falan. Evet, aynen. Eylemler yok artık. Aynen. Bunu nostaljik oluyoruz. Aynen. Ancak fatura geliyor işte. Çok duygulanıyoruz. Onun da elektroniği var artık. Şu ben sizin Melekler Korosu'ndan hatırlıyorum. Orada da güzel bir rol yapıyordunuz, işaretiyordunuz. Kötü kız. Aynen, orada kötüydünüz, burada iyi. Hatta yüksek sahnelerde gördüğümde şaşırmıştım hani. Peki sizin için hani iyi veya kötü rol neye göre seçiyorsunuz mesela? Çünkü kötüden iyiye geçince biraz benim açımdan mesela ben biraz elbisedim. Aslında şaşırmış olman çok güzel. Demek ki güzel bir şeyler geçirebilmişim kötü oynarken de, iyi oynarken de. Benim için çok mutluluk verici böyle düşünüyorum ama. Bir, yani kötü rol iyidir ya da iyi rol iyi bir karakteri oynamak ya da kötü bir karakteri oynamak iyidir diye düşünmüyorum ben mesela bir senaryo geldiği zaman. Tamamen işte senaryodaki karakterin bana teklif edilen karakterin senaryodaki yerine, o karakterin işte derinliklerine bakmaya çalışıyorum. Yoksa hani o iyidir, bu iyidir diye düşünmüyorum. Hani Melekler Korosu'nda oynadığım kötü rolde, o yüzden onu bir daha hiç yapmam, hep iyi bir karakteri oynayayım diye düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Hakan Bey'e sorum şöyle olacak. İsveli gerçekten 80'lerde çok sevdiğim bir karakter. Ve şunu sormak istiyorum. Orada ikna edeyim, mesela beni benden alıyor. Bana 5 dakika versinler, ikna olmuş gelirsin yani. Bana her şey... Yani hani o yazılı bir tekst tabii ki. Yazılı bir teksti oynuyorum ama böylesi bir kabiliyetim de olmasaydı o kadar da inandırıcı yapamazdım herhalde.
kaçmaz. Daha dün Bilge aramızda konuştuk. Burada otelde otururken. Butik Ali Hakan'dan başka kimse oynayamazmış değil mi? Ya evet. Bu kadar ciddi olmamış. Diyorsunuz herhalde.
bir dakika, ben vurulamayayım diye kaldım yani. Tamam, yeter. Ama o süreyi bak. Bir tespitti zaten. Evet, hem fırlamanın güzelliği var, gerçek anlamda fırlamasınız, tamam. Demez zaten. Gelen proje gerçekten güzel bir proje ise, o komedidir, korkudur, dramdır ya da herhangi bir şeydir. Neyse. O teksti okur, o senaryoyu okur, beğenirse zaten o rolü yapar, o rolü oynar. Bende yani öyle şey durumum yok. Ben işte bir korku filmi geldi ya da atıyorum bir dram geldi. Ya ben bunu oynamayacağım, ben kariyerimde komedi olarak devam edeceğim gibi bir durumum yok. Olur da bu işten sonra, bu projeden sonra gelecek bir film ya da herhangi bir şey dram olur ya da kötü adam olur ya da daha başka bir şey olur. Biz yüzden... dün onu da konuştuk. Psikopat rolüne yetiştik arkadan. Hani Ezel'de böyle Temmuz vardı, hatırlıyor musunuz? İşte aynı böyle, biz öyle bir şey oynamasını istiyoruz. Onu da düşündük, bulduk. Ya zaten tiyatro yaparken, hani Ali Koyrazoğlu tiyatrosunu şey yapmıyorum, o komedi oynuyor devamlı. Tiyatro yaparken zaten hep kötü adam oynuyordum. Yani kötü adamları oynatıyorlar bana. Televizyonla komediye dönüş yaptım yani. Ha, öyle şeyler işte. Merhabalar. İlk önce üniversitede hoş geldiniz. Birinci sorum olarak siz şu an bir dizi çekiyorsunuz. Peki kendi diziniz dışında izlediğiniz bir dizi var mı? İkinci sorum olarak yabancı filmler arasında en beğendiğiniz film hangisi? Üçüncü sorum olarak hangi tatlı? Ya sizi yoruyor musun? Üçüncü sorum olarak hangi tatlı istiyorsun? Beşinci sorum olarak. Bak sondan başlıyor, çok kolay olacak. Ben Fenerbahçeliyim. Evet. Ben Galatasaray'ım.
sorular şey yapsanız da yorulun. Vallahi çok büyük yalan söylemiş oldum. Gerçekten o kadar ilgim dışında ki yani şunu diyorsan yükselenimiz çarşı, o halde. Onun için hani hakikaten yalan söylemiş olurum. Üçüncü soru değil mi? En sevdiğimiz yabancı film. En sevdiğim. İkinci soruydu. İkinci soruydu. En sevdiğimiz yabancı haklıyı boş bırakabiliyor muyum? Birinci soru şeydi değil mi? Biri birden gittiyse var mı? Sevdiğiniz mi? Başka sevdiğiniz dizi var. Var mı? Valla ben gerçekten... Evet bazen yani gerçekten çok ciddiyim. Dizi çok fazla izleyemiyorum yani. Neden bilmiyorum ama... Survivor'ı izliyorum lütfen. Zor da özleme de izlettim. Hiç izlemeyen insan. Hasan arkadaşım olduğu için Hasan. Yani. Kimse sevmiyormuş. Daha bir insan bir şey diyeyim miydin? Yani ben yabancı dizi seviyorum. İşte Game of Thrones, Walking Dead. Yabancı diziler seyrediyorum. Sakın anlatma, hiçbir şey anlatma. İzlemedim ben. İzlememiz lazım. Tamam, spoiler verme, adım indirin. Benim için de öyle şeyden, internetten izlediğim için takip ettim. Yani gününde saatinde dizi izlemek bende pek olmuyor, olamıyor televizyonda. Hani bizim bölümleri bile biz bir sonraki gün internetten izliyorum bazen. Onun dışında böyle takıntılı olduğum yönetmenler var mesela. Onun yani onları takip etmeye çalışıyorum. Mesela Tornatore'yi şimdi en son böyle bir bayağı izledik. Best Offer diye bir filmi var, tavsiye ederim. 1900 Efsanesi diye bir film var, bilmiyorum belki izlemişsinizdir, eski bir film. Böyle Tarsem Sink'inden severim, yönetmen The Fall diye bir film var diye düşünüyorum. Hep böyle onlar hani oturup 26 kere daha seyredebilirim yani, öyle filmler. Üniversitemize hoş geldiniz öncelikle. Şey soracaktım, dizileri izlerken, yabancı dizileri izlerken acaba siz de bizim gibi korsan izliyorsunuz yoksa? Yoksa dizileri orijinal olup, para veren olup, sanata yatırım yaparım diye düşünüyor musunuz? Farklı versiyonla çekilip hani orası burası gözükmesin falan filan o tarz şeyler olmasın diye başka ülkeler için daha rahat çekilebiliyor durumunda yani kesilmeler bilmem neler falan filan olmasın diye. Zaten onu atıyorum işte CNBC'ye, E2 gibi kanallara zaten satıyorlar. Oradan zaten o geliri elde ettiği için bence çok olaya dokunmuyor. CNBC'ye de bize hiç ne kan gösteriyor, ne bir şey gösteriyor, ne hafif İşte yırtmaç gösteriyor gibi bir şey göstermez. Ben çok oluyorsun seçimlerinde buradan yani. Zaten diziyi izleyemiyorsun tamam. Değil mi öyle izlerken? Karolsun bu tip. Hiçbir şey izleyemediğin için de haliyle tamam yine diziyi izlemek istiyoruz. Korsa ya. Evet. Game of Thrones anlatma kabul edelim. Hadi. Onu anlatmayacağım. Şimdi yurt dışında diziler daha çok internet üzerinden internet dizileri var. Türkiye'de de şimdi yapımlar başladı. Ulan İstanbul'la başladı. Bilmiyorum, takip ediyor musunuz? İnternetten yayınlanmaya başlandı. Yani. O kadar mı bilmiyorum. İnternetten yayınlanmaya başladı. Olmuyor. İnternette yayınlanmaya başladı.
Onu da korsam, o sondayız da. Yani sizce bu daha mı mantıklı sansür olaylarından dolayı? Yani çünkü birkaç bölüm izledim internetten de, dizide televizyonda izlediğimden farklıydı mesela. Bir ay çekiliyorlardı diziyi izlerken, dizide oynarken. Ha, internet. İnternetten yayınlanmaya başlayınca. Bipleme falan var mıydı? Yok, bipleme de yok. Onlar direkt zaten o şekilde. Yani bu daha iyi olabilir mi sizce internet dizileri veya televizyon dizisi olarak kalması gerekiyor mu? Evet. İnternet dizilerinden insanlar nasıl para kazanacak onu düşünmek lazım. Şimdi bu işi de para kazanmak için yapılan bir şey ya, hem set arkası hem oyuncu açısından baktığında. Hani orası biraz enteresan olabilir. Yani bir kanalda prime time'da yayınlanan bir dizinin aldığı reklam payıyla size ödenen, dolayısıyla bölüm başı para atıyorum 10 birimse, internet üzerinden izlenen bir filmin, bir dizinin bölümü herhalde bir birim olabilir gibi geliyor bana. Ama bir taraftan da çok talepte var. İnternetten izlenme olayı var çünkü. Evet, evet. Ben televizyonda dizi izlemiyorum ama internetten de dizi takip edebiliyorum. Mesela ben bir şey. Leyla ile Mecnun yayın reyting yok diye kaldırıldı. Ama internet reytingi de var. Reyting olmadığını da biliyorum ama reytingden çok izlenen dizi. Doğru. Kardeş bayağı aynı şekilde. Talep meselesi aslında bakarsan, yani böyle yeni jenerasyonlarda böyle bir ışık da var aslında. Neden olmasın, ileride olabilir öyle şeyler. Sanki işte sektörün bir o tarafa doğru yavaş yavaş kayması gerekiyor. O da büyük ihtimalle uzun bir zaman alacak. Çünkü hani baktığımız zaman biz izlediğimiz Türk dizilerinin hepsi neredeyse bir sinema filmi. Uzunluğunda oluyor. Bunun sebebi de sektörden kaynaklanıyor. Şimdi böylesi bir şey varken işte o atıyorum 2 saatlik sürenin içine birçok reklam alınabiliyor. Kanal o 2 saatlik sürenin içine aldığı reklamlardan çok fazla para kazanıyor. Artı yapımcı da bunun karşılığında şey alabiliyor. Ve böyle olunca bu sektörün o tarafa kayması biraz zorlaşıyor. İşte oyuncusunun parasından tutun da setinin parasına kadar onu da düşünüyor haliyle yapımcı. Kurtarmıyor zaten yani. Herhalde bu biraz uzun bir zaman alacak gibi görünüyor. Yani böylesi bir olay. Yani aslına bakarsan sansürsüz izlenmesi sanki çok daha doğru. Yani hem sansürsüz hem de uzunluk açısından da. Zaten en büyük problem, ve ilk geldiğimizde de konuştuk ya, mesela işte 5-6 gün, haftada 5-6 gün çalışan arkadaşlarımız var. Çünkü dizi süreleri hakkında dediği gibi sinema filmi uzunluğunda. Hem sansürsüz olması açısından hem de uzunluğu açısından aslında güzel, hem de iş kaliteli çıkıyor yani. Zamanla ya. Zamanla. O tarafa zamanla gelinir de ben dede oldum herhalde. Evet. Yani daha önce öyle. Nasıl? Televizyonun kartı bak mesela. Evet. Orada denetlemesi daha zor olacak. Evet. Çünkü televizyon çok ortak bir hareket. Yani evet. Akşam işte aile gelir, baba, anne işte evet. Yemekten sonra oturulur, televizyon izlenir, kafa boşaltılır, dinlenir aslında izlenirken. İnternette de denetlenmez, orada biliyorsun şimdi televizyonda bilgileniyor ama orada herkes maruz kalabiliyor. Evet. Televizyonda baba ve anne kontrolünde de izlenir. Aynen. Evet, doğru. Evet. Evet. İkincisi de Özlem Hanım, ben tabi tutmuyorum ama benim gözümde kaşmadı bir bileğinde sarı kırmızı var. Yok, beyaz mı? Ha, beyaz mı? Yoksa iyi göremiyorum. Beyaz bileği. O zaman bir de sakın sizi. İyi gidiyorum. Dört çenere bir. Teşekkür ederim. Merhabalar, hoş geldiniz. Benim sonum Hakan Bey olacak. Yapışık Kardeşler'de dizileri canlandırdınız. Benim merak ettiğim şey şu, İlker Bey'le oynarken bu karakteri oynamak, yapışık olmak zorladı mı sizi? Şöyle, hani İlker benim 13 yıllık, 12 yıllık arkadaşım zaten. Hani kendisiyle herhangi bir uyum sorunu falan yaşamadım. Zaten çok eskiden arkadaş olduğumuz için. Ama onun dışında şöyle bir şey oldu, birbirimize bağlıydık. Evet, ben onu öğrendim. Aynı zamanda da o filmin yönetmeni olduğu için işte devamlı onunla beraber yani ben elimde atıyorum telefondayım ama onunla beraber bir yere gidiyorum falan. İşte çekim yapılıyor. Çekimden hemen monitörün karşısına birlikte geliyoruz. İki
tane sandalye var. Ben çok de... iyi bir iş çıkarmışsınız. Yani ben onu söylemek istiyorum. Yani sonra da onu merak ettim. Bir de Hakan da ilk yönetmenlik deneyimini yaşamış oldu. Yani. İlker'le beraber gelmeden. Sadece işte zorluğu hem çok sıcak olduğu için ve birbirimize yapışık olduğumuz için o sıcağın verdiği sıkıntı vardı. Hem de dediğim gibi filmi yönettiği için o şeyi üzerimizden çıkarmamız çok uzun zaman alıyordu. Biz de çıkarmıyorduk. O bağlantılarımızı bilmem neyimizi. İşte devamlı onları koşturuyorduk. Kameranın önünde, işte monitörün önünde sonra tekrardan birlikte sahneye çıkıyorduk. Bu kadar zorlu oldu ama hepsi tatlı ve güzeldi yani. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Evet, galiba bu tatlı sayı şimdi gelmemişiz. Var. Evet, son mu? Bir şey söylemek istiyorum falan. Fotoğraf çekiliriz. Merhaba. Yok oğlum, denk gelirse zaten çıkışta halledersen. Eyvallah. Eyvallah. Hakan Bey olacak sorum. Bir soru sorsam acaba bana butikali olarak cevap verir misiniz? Şu an soracağım soruya butikali olarak cevap verir misiniz acaba? 150 lira alırım. Gideriz. Ama ben şimdi yakışır mı? Aynı şey. Ne sorayım gerçekten? Ali abi sen bu parayı ne zaman bulacaksın artık abi? Bana her şeyi de ama parayı bulacaksın deme abi. Teşekkür ederim. Yok yok abi, karnımızı duyursak yeter ya. Evet, teşekkür ederim. Benim Hakan Bey'e sorum var. Son. Bir dönümünüz kesin. Yani. Benim de Hakan. Yani şu ya, yok ne bileyim bir dönüm. Benim bir dönüm yok. Böyle cevap vermiş olur. Yani, teşekkür ederiz. Sağ olun. Thank you.